Kara para aklama, vergi kaçırma, suç örgütü kurma suçlamasıyla tutuklanan Dilan Engin Polat çiftinin soruşturmasından her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Magazin dünyasının pür dikkat kesildi, Türkiye'nin ne olacak sonları diye merak ettiği çiftin cezaevindeki yeni hayatları da merak konusu. Gösterişli hayatıyla 12 kişiyi de peşinden sürükleyen Dilan Polat'ın cilt kremi talebi daha önce çok konuşulmuştu. Bu kez avukat Hüseyin Kaya çiftin psikolojilerini en iyi özetleyen bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Çiftin avukatı Hüseyin Kaya, Engin Polat'ın namaza başladığını, Dilan Polat'ın ise İnşirah suresini okuduğunu anlattı. Engin ve Dilan Polat'ın cezaevinde değiştiğini anlatan avukat Kaya'nın anlattıkları dikkat çekici. Özellikle de el öpme detayı. Ver elini öpeyim dedi, ey dedim. Ben pek el öptürmeyi sevmem. Sonra birden cin gibi ne dedi biliyor musunuz? Bu tarafı zeki. Ya dedi, elini silmeden abi dedi. Engin'e gideceksin. O elini oradan Engin de öpsün dedi. Şimdi benim bu mübarek elim, bu ironi tabii. İki kişinin aşkına objelik yaptı. Nesne olmaktan çıktı. Avukat Hüseyin Kaya'ya göre tek kişilik odada kalan Engin Polat popüler olmaktan bin pişman. Polat, keşke tanınmamış olsaydık, keşke asgari ücret düzeyinde olsaydık da ailemle, çocuklarımla huzurla gezebilseydim diyor. Müge Anlı'da Engin Polat'ın keşke dediği noktadan Dilan Polat'a ağır bir göndermede bulundu. Ünlü sunucu dolandırıcılık konusunun işlendiği canlı yayında aslında emanet şeyler takılmaz ama dikkat çeksin diye taktım. Çok da hoşuma gitti. Anne ben de istiyorum böyle, bana da yap. Gerçi en son bu altınlarını gösterenlerin sonu belli oldu yani. Ben dedim ama yapmayın dedim. Dinlemiyorsunuz ki beni. Benim dediğimi dinleyin. Ben bir şey söylüyorsam boşa söylemiyorum dedi.